Önce tabii hemen maç öncesine klasik anlamda bir cümleye değinmekte fayda var gibi gözüküyor. Sahaya çıkarken iki takımın da fazlasıyla, çok fazlasıyla galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim aşağıdan kurtulma ve bence daha önemlisi, yani sadece aşağıdan kurtulma anlamında değil, uzun zamandır içeride maç kazanamıyoruz. Şu andaki pozisyonumuzun temel problem, ana nedenlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Taraftarla takım arasındaki bağı kurmak için maç kazanmak lazım. Bunu halledebilmek için çok fazlasıyla ihtiyacımız vardı. Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışından çok uzaklaştılar ve bu son maç gibi gözüküyordu. Deplasman problemleri vardı. Bizim iç saha Galatasaray'ın deplasman problemi gözüküyordu. Puan alma konusunda, gol atma konusunda. Dolayısıyla Galatasaray'da yüksek bir enerjiyle maça başlayacaktı. O çok net bir şekilde gözüküyordu. Şimdi maçın içine bir girmek gerekirse, özellikle ana stratejimiz, rakibimizin belki de diyorum, bu tabii bizim gördüğümüz yerden, baktığımız yerden, şampiyonluk hevesiyle çıktığı sezondaki belki de son maç olabilecek maç olması itibariyle birincisi, yani konjektür. İkincisi, genel oyun tarzı nedeniyle özellikle 25-30 dakikalık bölümü yüksek enerjiyle, becerili ve çabuk ayaklı oyuncularıyla topu rakip kaleye hızlı getirdikleri, baskıyla çok sonuç almaya çalıştıkları ve sezonun ikinci yarısında da bunu becerdikleri bir dönem olarak gözüküyordu ki sonrasındaki bölümde de açıkçası oyun kontrolünü, biraz yorgunluk diyebiliriz ya da başka nedenlerle oyun kontrolünü kaçırdıkları, sahada genişledikleri görülüyordu. Bu nedenle özellikle maçın ilk yarım saatlik bölümü nispeten biraz daha topun rakipte olması bizim de tercihimizdi. Savunma arkasına girememeleri, oyunun topu ve özellikle hücumcularını biraz daha önde karşılamak bizim temel maç başlangıç anlayışımızdı. Aslında bakıldığı zaman golün olduğu dakikaya kadarki bölümde son derece doğru gitti. Uzaktan birkaç tane şut, bir tane de kornerden gelen top dışında ceza sahasımız için hiç yaklaştırmadık rakibimizi. Tam oyunun kontrolünü artık yavaş yavaş rakibimizi itip topun kontrolünü ve oyunun kontrolünü ele alma çabamızın o başladığı zamanlarda ayağımızdaki topu rakibe kaptırıp hiç de sürpriz olmayan, çok beklendik bir durumda karşılaştık ve bu pozisyon golle sonuçlandı. Ondan sonraki süreç yine oyuna tutunmaya çalıştık. 3-4 tane son anda engellenen pozisyonlar oldu ama burada hemen bu araya girip şunu söylemek gerekiyor. Bizim çok ihtiyacımız var, bu gerçek, bunu söyledim. Diğer taraftan da rakibimizin de çok ihtiyacı var, bu gerçek. Yani çok net bir şekilde gözüküyor. Ancak hakemlerin, özellikle yan hakem için söylüyorum, yardımcı hakem için söyleyeceğim. Yani hakem triyosu zaten genel olarak, hakem triyosu demeyeyim, maçı yöneten hakem beden diliyle bana göre en azından yön belirlemişti zaten maçtan evvel. O çok net gözüküyordu ama hadi maçın içindeki kararlarında çok keskin bir şey olmadı o tarafıyla. Ancak yani son uygulanan kurallarla bu VAR'ın da devreye girmesiyle bariz olan ofsaytlerde, çok net gözüken ofsaytlerde dahi pozisyon bırakılıyor. Sonra sonuçlandıktan sonra hakemler bayrağını kaldırıyor ve ya da işte neyse ona göre karar veriliyor. Yani Erdoğan'ın pozisyonu kaleciye karşı karşıya kalabileceği bir pozisyon. Ofsayt var mı yok mu belli değil. Bırak atak devam etsin yani. Niye işgüzarlık yapıyor hakem orada? Bunu anlamak mümkün değil yani. Hani hemen bir parantez açarak hakem konusuyla ilgili bunu yaptıktan sonra, yapıyorken şunu söyleyeyim. Oyunun bütününe bakıldığı zaman Galatasaray zaten galibiyeti hak etti. Yani bu işin bu tarafını atlamayalım. Yani Galatasaraylı oyuncuların emeklerine de değil derdim. Ancak bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil. Bırak devam etsin. Belki offside değildi. Belki o golle, o pozisyonla beraberliği kazanacaktık, sağlayacaktık. Maçın bütün gidişatını değiştirebilecek pozisyondu. Neyse bunu kapatalım. Ama ülkemizin şeyi bu, gerçekleri bu. İhtiyaç sahibi eğer gücü varsa, gücü ise ona da bir ufak tefek yardımlar oluyor bu tip durumlarda. 1-0'dan sonraki süreçte de oyunu rakip sahaya doğru ittik. Ancak hemen hemen kopya diyebileceğimiz bir golle 2-0 geriye düştük.
Tabii bu artık şu da bir gerçek ki oyunculara da 3 aşağı 5 yukarı buna benzer şeyler söyledik. İkinci 2-0'dan bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi. İkinci yarıda özellikle bizi sahada tutacak tek şey vardı. Bir golü maçın herhangi bir bölümünde golü bulabilmek. Bunun için çok çaba gösterdi oyuncular. Yani çok o konuda hiçbir olumsuz söyleyecek bir şey yok. İkinci yarısında maçı tamamen Galatasaray sahasına doğru itmeyi başardık. Ceza sahasının çevresinden hem şutlarla hem zaman zaman ceza sahasının içinden de Muslera'yı rahatsız edecek pozisyonlar yakaladık. Ancak Muslera her zaman olduğu gibi yine doğru zamandaki doğru yerleriyle, doğru kurtarış hamleleriyle aynı zamanda da şunu söylemem lazım. Bizim de tabii vuruş konusundaki çok kuvvetli olmayan durumumuzla birleştiği andan itibaren bizi oyunda tutacak o golü bulmamızı engelledi. Evet. Dönemsel olduğunu düşünüyorum. Bu ne yazık ki futbolun içinde ve sporun içindeki olan şeylerden bir tanesi. Dönemsel diye bakıyorum. Yani şimdi son Antep maçı, Trabzonspor maçı, bugünkü maç da işte saymadım çünkü o gün hani çok böyle ciddi pozisyon bulduğumuz söylenemez. İyi birkaç tane pozisyon vardı ama bunlar sizin söylediğiniz yani sormak istediğiniz şeyi açıklayacak olmadığı için özellikle Gaziantep, Trabzonspor ve bugünkü maçı yapabiliriz. Yani çok şimdi Gaziantep maçındaki pozisyonlar için ne söyleyebilirsiniz? Yani 4 tane hemen hemen %100 dememek lazım olmadığı için ama %99 diyebileceğimiz pozisyon vardı. Dönemsel. Ne yazık ki yani bunun başka bir açıklaması yok. Tabii ki bir sürü içinde beceri eksikliği var. Anlık beceri eksikliği, özgüven düşümü ve bin tane şey söylenebilir ama bunun tamamen ve tamamen açıklaması dönemsel. Yani bu sezon hakikaten bu anlamda 4 galibiyetimiz var bizim. 3 tanesinin deplasmanda olması da enteresan bir durum yani. Enteresan bir durum. Hocam. Kişisel görüşüm, lige bakıldığı zaman, takıma bakıldığı zaman kişisel görüşüm böyle bir herkes için var bu risk. Ancak olabilecek takımlar içindeki en az olduğunu düşünüyorum. Bugünkü maçta aslında yani biraz evvel anlattığım maçın hikayesini kendi adımıza gördüğümüz, ne yapmak istediklerimizle ilgili tarafını anlattım. Bugünkü maçı yani bu kadar kolay kopmasaydı bu tamamen bir sıçrayış maçı olarak gözüküyordu. Çünkü devre arası, hatta son devre arasına girerken ki maçlardaki davranış biçimi, ben en çok önem verdiğim yer orası zaten. Bütün cümlelerimde belki bunu fark ediyorsunuzdur. Davranış biçimi düzelmişti ve doğruya doğru gidiyordu. 6 maçta 14 gol yiyen takımdan artık normal Konyaspor'a doğru dönmüştük. Devre arası son derece doğru geçti, iyi geçti. Ve bu zaten Ankara Gücü maçıydı da. Bugünkü maç sanki sıçrama maçı gibi gözüküyordu. Ancak tekrar biraz daha aşağı doğru çekti. Temel problem bu sene, geçen sene ve evvelki sene. 3 seneyi bu seneyi de içine katarak söylemek lazım. Geçen sezon ve evvelki sezonla beraber biraz bizim buradan ayrıldığımız dönemdeki Konyaspor'la bütünüyle söylüyorum bunu. Sadece takım olarak söylemiyorum. Konyaspor'u Konyaspor yapan o kuvvetli dinamiklerde biraz ayrışma var gibi gözüküyor. Sıkıntı var gibi gözüküyor. Temel problem burada başlıyor. Çünkü çok da haklı olarak bunu bir şikayet olarak söylemiyorum. Bir tespit olarak söylemeye çalışıyorum. Taraftarın büyük bölümünde de artık takımla ilgili düşüncelerinde olumsuzluk biraz daha ağır basıyor ve o saha içinde de zaman zaman sıkıntılı haller geldiği andan itibaren çok kolay tepki gelmeye başlıyor. Bu doğal olarak en büyük güç olan, en büyük itici güç olan o sahadaki takım oyuncu grubu için taraftar desteğinin biraz yoksun olmasına da neden oluyor. Dolayısıyla hoşnutsuzluk ve onun yarattığı sabırsızlık biraz fazla şu andaki görüntü bu. Dolayısıyla değiştirmesi gereken yer burası. Benim kişisel fikrim temel problemler bunlar. Bunlar yani o özgüveni sağlayacak, bütün kulüp nezdindeki özgüveni sağlayacak doğru hamleler ve sonuçlar gelmediği sürece sıkıntı olur. Ama benim güç dengeleri olarak ne diyor derseniz, güç dengeleri olarak böyle bir riskin olduğunu yani olabilecek en minimum halde herkes için var olduğunu söylediğim halin dışında olduğunu düşünmüyorum. Transferle ilgili tarafı bizim yani bu takımın transfer
ihtiyacı bu özgüveni yakalamak. Yani davranış biçimi olarak. Bugünkü maçta da yani bütün olarak bakıldığı zaman evet Galatasaray çok ihtiyacı vardı. Daha becerili oyuncular. İşte biraz evvel söylediğim gibi çeşitli şekilde destek de alabiliyorlar. İhtiyaçları varken de yokken de bu şekilde desteği alabiliyorlar. Bugünkü davranış biçimi onu gösteriyordu, hakemler için söylüyorum bunu özellikle. Ama öbür taraftan da bakıldığı zaman özellikle maçın bir belli bölümünden sonra eğer o golü bulabilsek maçı çevirebileceği hissini en azından saha kenarında bana veriyordu. Hani kendini bırakmış oyuncular ve birbirini terk etmiş oyuncular gibi gözükmüyor Konyaspor takımı. O nedenle şu andaki pozisyon itibariyle ben ciddi bir problem olacağını açıkçası düşünmüyorum. Problem şu ki şu andaki pozisyon itibariyle bütün olumsuzluklara rağmen en azından orta sıralarda olmalıydı. Şu andaki durum son iki sezonun yarattığı özgüven düşüklüğüyle beraber haklı olarak da yani taraftarın bu konudaki şey yapıyorum biraz endişeli hale gelmesini biraz daha neden oluyor gibi gözüküyor. Bu özgüveni kırmamız lazım. Yani özgüven bu işin içindeki en önemli şeylerden bir tanesi. Bu da iki tane üç tane maç kazanmakla geliyor. Yani başka türlü olmayacak. Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Hocam çok fazla alternatif kalıyor. Savaş Polat da Adana Spor'a gitti. Bugün de özellikle Galatasaray sol taraftan geldi. Skubic'in kanadından geldi. Belki Skubic'in alternatifsiz olması onu belki de psikolojik olarak etkiliyor olabilir mi hocam? Neler söylersiniz? Yani alternatifsizlik Skubic gibi bir sporcuyu, futbolcuyu çok kolay etkilemez gibi derken şunu kastediyorum. Doğuştan mücadele, iç disiplini yüksek, mücadele kapasitesi yüksek. Yani Skubic böyle hani rekabetle pozisyonunu artıracak yapıda birisine gözükmüyor. Bazı oyuncularda vardır bu, haklısınız. Ama Skubic bunlardan değil. Galatasaray'ın bugün sol taraftan gelmesinin temel nedeni sadece Skubic değildi. Genel olarak oyun akışları biraz daha sol tarafa doğru. Ancak bu iş bir de formdan, formsuzluktan ya da rekabetten öte o top denen nesneyle çok daha kolay oynayabilen, kolay dönebilen, kolay aktarabilen oyuncular olduğu anda topun akışında ve ihtiyaçları varken de biraz daha topun akışı biraz daha hızlanabiliyor. Biraz ana nedenimiz Skubic'ten ziyade sanki bizim topun arkasındaki beklerkenki zincirde zaman zaman kopmalar olmasındandı. Kendi zincirimizde, oyun zincirimizdeki kopmalar olmasındandı. Evet, varsa soru yanıtlayabilirim, yoksa teşekkür ederim. Evet, buyurun. Mehmet Özcan, Sabah Gazetesi. Hocam bugün başlayan 11 oyuna girenler, ben hani sadece Turan yeni transfer gibi gördüm. Dışarıdan bir göze Konyaspor'un transfer ihtiyacı var gibiydi ilk yarıda. Siz kulübün geleceğini mi düşündünüz? Takımı değiştirmek istiyor musunuz? Hani uzun vadeli planlarınızı öğrenebilir miyim? Çünkü Fenerbahçe'de olmayan krediniz Konyaspor camiasında var, bunu görüyoruz. Birkaç sefer anlatmaya çalıştım ama sorduğunuz için söyleyeyim tekrar. Yani şu anda Konyaspor özelinde de bahsedilebilir ama bütün takımlar için bahsedilebilir. Sezon başından beri belliydi. Aslında benim söylemlerim de 10-12 yıldan beri biraz sonra anlatacağım temayı sizin de sorduğunuz ana konuyu doğru getirmek için buradan girdim. Hep onu söylüyordum. Ama bu sene artık önlenemez bir şekilde görünüyor. Çok bariz bir şekilde görünüyor. Bütün kulüpler hemen hemen tamamına yakını ciddi anlamda mali problemlerle karşı karşıya. Benim bu dönem sezona başlarken ki ve şu anda da halen transfer dönemindeki tavrım da tamamen ve tamamen Konyaspor'un bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra gene olmayacağını biliyorum. Her şey aslında rücu eder diye bu cümleyi koruyayım ama yine de çünkü olmadığını gördüm burada. Ama tekrar yapısal olarak borç stoğunu biraz daha azaltacak, oyuncu bütçesini biraz daha normalleştirmeye doğru yönelik, aynı zamanda yaş ortalamasını biraz daha düşürmeye yönelik. İlk sezon başındaki hamleler buna yönelikti. Şu anda da yaş ortalaması olarak onu olmasa da özellikle maaş olarak olması gereken tarafa doğru kulüplerin bu borçların paraları, verdikleri sözleri ödeyebilecekleri hale getirme konusunda bir profesyonel tarafından yapılması gerekenleri aynı zamanda da bir amatör düşünceyle Konyaspor'a olan
bugüne kadar bana kattıklarından dolayı bir borç olarak da yapmaya çalışıyorum. Bu konudaki her riski almaya çalışıyorum. Doğrusunun da bu olduğuna inandığım için bütün bu transfer hamlelerinin ya da zaman zaman hamlesizliklerin temel nedeni şu andaki borç stoğuyla bu kulüpler duvarlara çarptılar. Normal şartlarda suni destekler gelmese hiçbirinin yaşama şansı yok. Birkaç tanesi hariç, hepsi hiçbiri demeyelim, genelleme yapmayalım ama görünen. Hiç olmazsa Konyaspor'u bu anlamda ufak tefek küçük diyelim bir takım riskler alarak, işte biraz evvel soruda yanıt verirken söylediğim gibi bence çok büyük bir risk olacağını düşünmemekle beraber bu riski göze alarak bir orta sıra takım önce olması, ama öbür taraftan da borç stoğunu biraz daha azaltabilmek, bununla beraber herkesin belki hani adilane bir davranış metodu geliştirilirse, sıkıntısı olanların o sıkıntısına uygun uygulamalar, cezai yaptırımlar gelecekse, herkesin sıkıntılı olduğu olabileceği dönemde çok güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için şu andaki acı şurubun içilmesi düşüncesiyle bu hamleleri yaptık. Ancak ne yazık ki söylemem gerekiyor bunu. Bizim tarafımızdan tabii sıkıntılar olduğu, o bir gerçek. Sahada görünüyor puantaj açısından. Ancak diğer taraftan kulübü, gerçekten bu kulübü düşünmesi gerekenlerin bu konudaki davranış biçimlerinle şu anda paralel olduğumuz çok sanki söylenebilir gibi gözükmüyor.